ulaşanlar çok oluyor. Nasıl yardımcı olabiliriz diye. Bölgelere ihtiyacın olduğu kesin. Artık karayoluyla ulaşım özellikle sıkıntının büyük olduğu, ulaşmanın zor olduğu 3 şehir içinde biliyorsunuz sivil araçlara kapatıldı. O yüzden yardım taşıyan tırlar ya da çalışma ekibi, iş makinesi getiren diğer araçların ulaşımı daha kolay oldu. Şimdi onların sevk edilmesi işlemlerine de başlanıyor. Burada özellikle dağıtımı yönlendirenlerle konuştuğumuzda söylenen şu, ifade etmiş olalım. Gıda malzemesine ihtiyaç çok. Özellikle bebek ürünlerine ihtiyaç çok. Dağıtım bekleyen çok fazla da tır var, onu söyleyeyim. Şimdi açıkçası özellikle Hatay tek büyük bir ana cadde üzerinde, bir yandan da yıkıntının olduğu ana caddenin üzerinde trafiği de sağladığı için zorlanılıyor. Ama inşallah en kısa zamanda herkese bulunduğu yere gerekli şeylerin ulaştırılması sağlanmaya başlanacak. Henüz hepsi çok iyi gidiyor demek için erken onu söyleyebilirim. Ama özellikle çocuklar için besin maddeleri, hanımlar için hijyen maddeleri ve kuru tüketilebilecek özellikle konserve gibi hem tok tutacak hem enerji verecek bisküvi gibi, çikolata gibi veya buna benzer şu an aklıma gelmeyen gıda maddelerinin burada şu aşama için daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sonrasında da tabii ki farklılaşacak. Henüz çok fazla en azından Hatay için yemek yapabilme imkanının olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü birçok bina artık kullanılabilir durumda değil şehir merkezinde. En azından ayakta tutabilmek için. Battaniyenin çok fazla geldiği bilgisi var. Kıyafetle ilgili çok fazla sorunun olmadığı bilgisi var. Yoğunluğun olduğu bilgisi var. En azından böyle aktarmış olayım ama sağlık ürünlerine, kurtarma çalışmaları için fenerdir, keskidir, iş makinesidir, eş aletleridir. Onların da hala ihtiyaçlı olduğunu en azından söyleyebilirim. Burada fazlasının da göz çıkartmayacağına da en azından emin olabiliriz. Buraya yardımlar geliyor, ulaşıyor ve burada dağıtımına çalışılıyor. En azından Hatay için gözümde gördüğüm için bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama hala talepli olanların olduğunu da biliyorum. İnşallah oralara da daha rahat ulaşım sağlanır. Bundan sonrasında dedikten sonra Hande Bayraktar'a gideceğiz. Hande Bayraktar'ın bulunduğu noktada gözlemlediklerini sorma zamanı. Sayın Erman, bizler depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'dan hiç ayrılmadık. Buradaki az önce sizin konuşmanızda da söylediğiniz gibi aslında bize de şeyler anlatsalardı belki abartıyorlar diye düşünürdük ama durum gerçekten üzücü bir tablo var. Çok büyük bir felaket yaşandı. Çok büyük bir afet yaşandı aslında. Ve şu anda da Adıyaman merkezde sizler için kameraman arkadaşım Özkan Şafak'la birlikte görüntülüyoruz. Artık akşam saatleri oldu. Şunu söyleyebilirim ki ilk geldiğim günden bu yana şu anda burası Adıyaman aşırı kalabalık. Çok kalabalık var. Ve bununla birlikte hem vatandaşların yoğun bir çabası var. Aslında ilk günlerde de özellikle vatandaşların gerçekten çok yoğun bir çabası vardı. Bugünkü gözlemimle birlikte kimleri gördük, hangi ekipleri gördük? AFAD'ı gördük, AKOT'u gördük, Kızılay'ı gördük, askerlerimizi gördük, arama kurtarma ekiplerimizi gördük. Ve tüm bunlarla birlikte vatandaşlarımızın o yoğun çabalarını da her dakika, her saniye hissediyoruz zaten. Şu anda kameraman arkadaşım Özkan Şafak'ta görüntülüyor sizler için Adıyaman merkezi. Sol tarafta hemen ne yazık ki 50 metre aralıklarla neredeyse 50-100 metre aralıklarla birçok yıkılan, enkazlara düşen binaları görüyorsunuz. Ve 4 katlı, 5 katlı, 6 katlı binalar bunlar. Şu an üstlerinde hala vatandaşlarımız var. Az önce bir noktadaydık. Özkan'la birlikte epey bekledik. Bir arama, bir kurtarma çalışması yapılıyordu orada. Önce tepkilerle geldiler. Şunu da belirtmekte fayda var. Kendi ekiplerimiz burada canla başla çalışıyor ama çok büyük bir afet yaşadık ve dünyanın başka noktalarından da gelenler var. Onlar da çalışıyorlardı bir yandan. 5 kişinin canlı olduğunu söylemişlerdi bir noktada. Ve bir kişi çıkarıldı az önce. Diğer 4 kişinin çıkarılması için de şunu belirtmek istiyorum özellikle. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor. Çünkü oradan bir parçanın biri çıkması demek inanılmaz bir anda oradaki durumu değiştirebiliyor. Çok hassas bir şekilde çalışmalar sürüyor bu yüzden.
bazı çalışmalar o yüzden epey uzun sürebiliyor ki şu anda da görüyorsunuz binaların durumu gerçekten çok kötü. Üçen binalar enkazlardan o insanları çıkartmak çok zor ama kim tepes etmiyor, etmeyecek de. Ekipler çalışıyor, vatandaşlar çalışıyor, askerimiz, polisimiz, AFAD, UMKE, herkes şu anda burada. Bir yandan Adıyaman'daki hava durumundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şu an bazı ilçelerde kar var Adıyaman'da. Özellikle Özkan'da burada dururken İncek ilçesine gider ve çok fazla kar olduğunu, ulaşımın çok zor olduğunu söyleyen, bunu da bize yayında belirtmemiz isteyen vatandaşlar olmuştu. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir yandan burada ambulanslar bekliyor ve Adıyaman'da gün içinde çok yoğun bir trafik vardı. Şu an bulunduğumuz yerde kapatıldı bazı yerler. Çünkü ambulansların, araçların, kuşanma ekiplerinin geçmesi için. Şimdi ise işte o araçların geçtiği noktalardan birini görüyoruz. İletişim sıkıntısı çok büyük bu noktada. Bizler kendi aramızda iletişim birbirimizi aramakta çok zorluk çekiyorduk. Yani ulaşamıyorduk. Şimdi bazı noktalara mobil araçlar da kuruldu. Onları da söyleyelim. Şu an bu noktalarda iletişim de epey çözüldü. Bu çok önemli çünkü gerçekten bunun da altını çizmekte fayda var. Siz belirttiniz az önce ihtiyaçlar. Devlet desteğini esirgemeden yardım ediyor. Ama bir yandan gönüllü tüm Türkiye tek yürek oldu. Gerçekten bizlere de çok mesaj geliyor. Siz Adıyaman'dasınız, ne yollayabiliriz diyorlar. Biz de diyoruz ki aklınıza gelen her şeyi. Çünkü sadece enkaz altındakiler değil, onların yakınları da var, dışarıda var. Onlar vatandaşlar da korkuyor biliyorsunuz. Bir gün altı bitkilerinde bir dekan daha yaşandı sonrasında. O yüzden hasar görmüş binalardaki vatandaşlar da dışarıda var. Bugün AFAD burada çadırlarını kurmaya başladı. Onu da söyleyeyim, kuruldu hatta bazı bölgelerde. Bazı işte spor salonlarında, bazı yerlerde vatandaşlar hem devletin imkanlarıyla hem gönüllüler bir arada bu alanları da kurdular ama yine de fazlasını zarar vermez. Battaniye, yiyecek, içecek ne aklınıza geliyorsa bebekleri bunları da yollamakta fayda olduğunu da bir kez daha belirtelim. Benim Özkan'la birlikte, Özkan Şakak'la birlikte Adıyaman'da gözlemlediklerimiz şimdilik bu kadar. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Umuyoruz ki saatler ilerlese de umudumuzu kaybetmedik. Güzel haberleri sizlere vermeye devam edeceğiz diyelim ve soru Adıyaman merkezden size bırakalım.